Kayseri'yi fetih eden komutanı yediler. Kayseri'nin fetih başarısından dolayı halifelik makamınca kendisine Melik unvanı verilmiştir. Melik Gazi 1086 tarihinde Kayseri'nin fethini gerçekleştirerek Kayseri Fatihi unvanını almış ve 13 Muharrem 1636 tarihli Şer'i Mahkeme, sicilinde kayıtlı padişah fermanı ile bu fetih ve unvan tasdik edilmiştir. Melik Gazi ya da Emir Gazi, Danişmendlilerin ikinci hükümdarı ve kurucusu olan Danişmend Gazi'nin oğullarından biridir. Emir Gümüştekin Gazi, Melik Gümüştekin Gazi ve Melik Mehmet Gazi adlarıyla da tanınmıştır. Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük payı olmuştur. Melik Gazi türbesinde yıllarca şifa kaynağı olarak görülen ve bu nedenle zarara uğratılan Melik Gazi, İslamiyet döneminde mumya olmadığı ve yeteri kadar korunamadığı gerekçesiyle gömülen Selçuklu yöneticilerinin mumyalarının bu kez de topraktan çıkarılması kararlaştırıldı. Yıllarca vatandaşların şifa kaynağı olarak görüldü. Melik Gazi ve beraberindeki 3 Selçuklu yöneticisinin mumyalanmış cesetleri, türbeye mumla giren kişiler yüzünden 1978 yılında kısmen yandı. Yanan kısım suyla söndürülmek istenince mumyadaki kayıp daha da arttı. 1935 yılında bir eli koparılan Melik Gazi'nin dişleri öğütülerek kısır kadınlara kaynamış suyla içirildi, hamile kalamayan kadınların rahmetli Melik Gazi'nin çorbasından içer içmez hamile kalacağına inanılırdı. Deri ve kemiklerinden alınan küçük parçaların her biri çorba yapılarak ve her biri başka hastalığa şifa olacak sanılarak içilirdi. Bölge halkı buna o kadar inanmıştı ki geceleri gizli gizli Melik Gazi türbesine girip mumyalanmış cesedin etlerini küçük küçük çalıp içerlerdi. Yani Kayseri'yi fetih eden komutanı küçük küçük yediler.